Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Kemal Karpat tarafından kaleme alınan Bir Ömrün İnsanları başlıklı kitabı değerlendirmek, tanıtmak istiyorum. Kemal Karpat çok ünlü, tanınmış bir tarihçimiz. Ortaya koyduğu eserler hepimiz için yol gösterici. Özellikle yakın tarih konusunda ürettiği metinler, çalışmaları ihmal edilmemesi gereken birer katalog, birer referans kaynağı olma özelliğine sahip. Kemal Karpat tabii ömrünün bir bölümü Romanya'da, bir bölümü Türkiye'de ve uzunca bir sürede Amerika'da yaşayan bir bilim insanı. Romanya doğumlu bir akademisyenden bahsediyorum. Kendi ifadesini takip edecek olursak, Romanya'da azınlık, Türkiye'de muhacir olarak yaşamaya mahkum, ilginç simalardan birisi. Biz onu hatıralarından, anılarından tanıyoruz. Pek çok kitap var, yaşadığı, yazdığı ve bu kitaplar sayesinde aslında Türkiye'nin yakın tarihine çok ciddi perspektiflerle yaklaşma şansına sahip oluyoruz. Karpat bu kitabında kendi hayatına giren ünlüleri anlatıyor. Kimleri tanıdı ve bu tanışıklıklarından neler doğdu, bu tanışıklıkları kendi kişisel yaşamında ne tür dönüşümlerin önünü açtı. Kemal Karpat bunları sıralamaya çalışıyor. Bu bağlamda Süleyman Demirel'den, Bülent Ecevit'ten, Rauf Denktaş'tan, Jimmy Carter'dan bahsediyor. Soros'tan bahsediyor, Halil İlalcı'ya, Bernard Davis'e, İhsan Doğramacı'ya, Alexander Bennigsen'e varıncaya kadar pek çok isme işaret ediyor. Bu arada edebiyat dünyasından da çok önemli isimleri burada görebiliyoruz. Yaşar Kemal gibi, Orhan Kemal gibi, Kemal Tahir gibi artık hepsini kaybetmiş durumdayız. Halit Refik gibi sinemanın önde gelen isimlerinden. Bunları anlatırken aslında bizi onlarla birlikte yaşadığı tanıklıkların içinde yer alan bir dünyayı da anlatmış oluyor. İhsan Doğramacı ya da Lewis'i ya da Carter'ı Karpat'tan okuduğumuzda onun dikkatli analitik bakış açısı içerisinde söz konusu simaların nasıl göründüğünü görmüş oluyoruz. Nasıl göründüğünü, nasıl algılandığını, nasıl değerlendirildiğini fark etmiş oluyoruz. Gerçekten de ortaya koyduğu ürünlerde oldukça sağlam, oldukça nitelikli çabalarıyla tanınan yazarlarımızın, gayret eden akademisyenlerimizin kişisel dünyalarını besleyen kaynakları, idolleri, kahramanları da bizlerle paylaşmaları çok yararlı bir şey. Tabii bizim de bu kitapları okumamız, bu kitaplara ulaşarak kendi zihin dünyamızı, kendi evrene bakış açılarımızı biraz daha genişletmemizde yarar var. Kemal Karpat bir ömrün insanlarında kendi ömrüne sığdırmayı başardığı pek çok insandan anekdotlar aktarıyor ve bize dünyanın pek de bildiğimiz gibi olmadığını göstermeye çalışıyor. İyi günler diliyorum. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.